Herkese merhabalar, ben Nursel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sukulent aranjman yapacağız. Ama aranjmanımızı yapacağımız saksımızı da beton görünümlü bir saksıyı kendimiz yapacağız. Neler kullanacağız? Eski bir cam fanus kullanacağım. Eski bir plastik kap da olabilir bu. Metal bir sunumlu kullanacağım alt ayak olarak. Beton görünümünü sağlamak için beton efekt kullanacağım. Kadens marka. Yine eski bir fırça bunun için gerekli. Yeni fırçalarımızı kullanmayalım. Yine stencil'lar kullanacağım. Klasik rölyef pasta kullanarak desen vermek için. Bunların üzerine eskitme pudrası kullanacağım. Farklı eskitme teknikleri kullanacağız. Hadi bakalım işimize koyulalım. Önce saksımızı oluşturalım. Saksımızı oluşturduktan sonra içine gerekli malzemeleri kullanıp bütün aranjmanı yapacağız. Ben saksı olarak çeyizden kalma bu hiç kullanmadığım cam fanusu kullanacağım ve alt kısmına da bu metal sunumluk kullanacağım. Onun yerine eski bir kaseyi de ters çevirerek de kullanabiliriz ayak olması için. Ayak olmak zorunda değil ama biraz yüksek olunca çok güzel duruyor açıkçası. Beton efekt kullanacağım. Taş görünümlü, böyle beton görünümünü sağlayabilmek için. Bunu kullanırken eski fırçamızı kullanalım. Çünkü gerçekten fırçayı çok yıpratacak. Şöyle sürme tekniği olarak gelişi güzel sürüyoruz. Kapatmak için. Arada böyle pıt pıt yaparak dokular da oluşturmak çok daha güzel oluyor. Önce ben tümden sürdüm. Daha sonra pıt pıt yaparak efekt böyle doku oluşturdum. Fırçayla sürdükten sonra farklı dokular oluşturması açısından bir spatula yardımıyla parçaları alıp farklı yerlere sürme yaptım. Bunu siz bir başka bir bıçakla da yapabilirsiniz. İlla spatula olmak zorunda değil. Plastik olanlar da var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Farklı yerleri bunlardan sürerek farklı dokular oluşturmuş olduk. Yine alt kısma da bu sefer çok yoğun olmayacak şekilde aynı dokuyu oluşturabilmek için yine beton efekt uyguluyoruz. Ben burada bir metal sunumluk kullandım ya da size dedim kasede kullanabiliriz ama bunlar için böyle satılan ayaklar da var polyester ayak olarak. İsterseniz bunlardan da alıp kullanabilirsiniz. Çok daha şık olabilir. Beton çok çabuk kuruyor. Bu şekilde kuruduktan sonra üzerine artık rölyef pastayla stencil geçip desen verebiliriz. Bu desenlerin gelişi güzel yapacağız. Sadece birazcık böyle doku oluşturması için eskitme yaparken böyle yukarıda böyle pütürlü doku oluşturabilmesi için yapacağız. Hani çok özenli olmaya deseninin tamamen geçmesine gerek yok. Göreceksiniz ben de öyle yapmış olacağım. İki farklı desen kullandım ben. Siz çok daha farklı kullanabilirsiniz. Stencil kullanmayabilirsiniz. Siz onun yerine yine aynı betona da banarak böyle kurdele,
veya böyle dantelleri oraya yapıştırıp böyle doku oluşturabilirsiniz. Farklı şeyler kullanılabilir. Benim elimde bunlar vardı. Bunları uygulamak istedim. Klasik rölyef pastayla stansalımı uyguluyorum. Desenler kururken artık altlıkla saksıyı yapıştırma vakti. Ben burada filli boyanın fil fix'ini kullanıyorum sert yapıştırıcı olarak. Biraz sürüyorum ve üstüne saksıyı koyup dolmasını bekliyorum. Bu kadar. Yapıştırma işleminden sonra yine bir spatula yardımıyla alt kısımda saksının arasındaki boşlukları dolduruyorum ki daha böyle bütünsel bir görüntü yakalayabilmek adına. Desenlerimiz de kuruduktan sonra böyle çok beyaz olmaması için daha önceki fırçanın o içindeki o beton görüntüsünü bir suya ıslamıştım kurumaması için. Sadece sulu bir şekilde üst kısmından böyle hani gri görüntüsünü yakalayabilmek için üstünü fırçayla geçiyorum. Şimdi artık birazcık eskitme yapacağız. Eskitme yapmadan önce bir alüminyum folyodan bir parça alıyoruz. Üzerinde işlemleri rahat yapabilmek için. Ben biraz mavi bir dokunun gözükmesini istediğim için elimde olan boyaları karıştırarak bir tatlı mavi elde ettim. Böyle siyah, beyaz yani gri'nin içine birazcık mavi karıştırarak böyle daha böyle eski bir mavimsi bir görüntü elde etmiş oldum. Size de tavsiyem böyle ana renkleri alarak istediğiniz rengi elde edebilirsiniz. Ben böyle bir renk elde ettim ve çok yoğun bir şekilde değil böyle kalın bir fırça yardımıyla farklı farklı yerlere böyle eskitme yapacağımız için tümden boyama yapmıyorum. Farklı farklı yerlere böyle dokunaraktan mavi doku oluşturmuş oluyorum. Benim burada kullandığım renk Cadence marka Multi Surface mavi, beyaz ve siyah. Bunun üçünü karıştırarak
bu rengi elde etmiş oldum. Şimdi birazcık siyah eskitme yapacağım. Yine Cadence marka eskitme waxı kullanıyorum, siyah renkte. Biraz sürdükten sonra fazlasını peçeteye şöyle alıyorum, çok siyah olmaması için. Sadece böyle bir eskitme görüntüsü yapacağız, siyah boyama yapmayacağız. O yüzden şöyle ileri geri arada pıt pıt yaparak bir siyahlık kazandırıyoruz. Eğer elinizde eskitme waxı yoksa, ben eskiden öyle de denemiştim. Normal siyah boyayı da böyle çok hafif ucuna sürerek ve yine aynı şekilde fazlasını silerek de uygulayabiliyorsunuz. Ama eğer bu işlerden daha fazla yapmak isterseniz elinizde bir tane wax olması güzel olabilir. Bu arada biz bu çalışmayı tüm ailece yapıyoruz. Bu görünmeyen arka taraf, Selin sulu boyayla Duru da aynısından farklı bir model yapmaya çalışmakta arka tarafta. Şimdi birazcık beyazlık katacağım. O yüzden eskitme pudrası beyaz renkte kullanacağım. Onu da aynı şekilde uyguluyoruz. Bir kısmı biraz sıkarak fırçamızın ucunu temizlemiş oluyoruz. Siyah ve maviden arındırdık. İyice kuruladık tekrar. Sonrasında yine beyazı şöyle iyice uygulayarak fazlasını yine alarak ileriye geri fazla dokunmadan sadece üst taraftaki kabarık olan yerlere o dokunun oluşması için sürme işlemi yapıyoruz. Şimdi birazcık böyle renk katmak ve birazcık böyle eski görüntüsüne, böyle pas görüntüsüne de sağlamak için aslında pas efekti kullanılabilir ama bende yoktu. O da güzel oluyor. Ben burada bronz renkte parmak yaldızı kullandım. Böyle birazcık renk katmak adına. Ve yine bu bronzdan sonra da yine birazcık böyle sarı kullandım. Böyle arada sarılar, arada bronz renkler eskitme, böyle neresinin eski olduğunu düşündüğünüz yer varsa oraları, bunları uygulayabiliyoruz. Çok yoğun değil çünkü o zaman kötü bir görüntü olabiliyor. Böyle ara ara yerlere uyguluyoruz. Tüm işler bittikten sonra böyle o beyaz görüntünün biraz daha öne çıkmasını istediğim için eskitme pudrasıyla yine son bir dokunuş yapmış oldum. Bu arada Duru kendi saksısını yaptı. Bence onunki daha güzel oldu açıkçası. Yani Duru bile yapıyorsa siz neler yapabilirsiniz düşünün artık. Saksımız kuruduktan sonra artık aranjmanımızı yapabiliriz. Alt kısma drenaj için taşlar, ahşaplar, kozalaklar koyabiliriz. Üstüne teraryum toprağı, torfu
ya da ithal torf da konulabilir, geçirgenliği iyi olması açısından. Ve sukulentlerimizi ekmeye başlıyoruz istediğimiz renklerde. Dökülen parçaları kesinlikle atmıyoruz. Onların her biri birer sukulent olarak geri dönecektir tekrar ektiğimizde. Sukulentleri küçük saksıdan çıkarttıktan sonra köklerine çok zarar vermeden o eski toprağını biraz arındırmamız gerekiyor. Daha kökleri rahat etmesi için. Siz de ister bu şekilde sukulentlerle, ister kaktüslerle böyle bir aranjman oluşturabilirsiniz. Ben beğendim, umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.